Evet, genç arkadaşlarım, karışımları ayırma yöntemlerindeyiz. Konu olarak başlangıçta ilk tanecik boyutuyla ayırmayla başladık. Tanecik boyutuyla ayırma da ayıklama gördük, eleme gördük, süzme gördük, bir de diyaliz gördük arkadaşlar. Bunu gördükten sonra öz kütle farkıyla yararlanarak ayırma yaptık. Öz kütle farkıyla yararlanarak da önce ayırma hunisiyle bir şey gördük. Ayırma gördük. Sıvı sıvı emisyon karışımları uyguladığımızı söyledik. Sonra da flotasyon yönteminden, yani yüzdürme yönteminden bahsettik arkadaşlarım. Katı katı karışımlarda, değil mi? Yoğunluğu küçük olan talaş gibi suyun üstüne çıkıyordu ve biz üstten arkadaşlar ne yapıyorduk? Onları toparlıyorduk, yüzdürme işlemi yapıyorduk. Hatta altta kalanı da hani sıvıyı böyle sızıp katı gelince çekiyorduk eğer süzgecimiz yoksa. Yani katı sıvı heterojen karışımlarda mesela kumlu su gibi ya da makarna gibi sıvının dikkatli bir şekilde, değil mi, uzaklaştırılma işlemini de ne demiştik hatırlarsanız, dekantasyon demiştik. Bu yüzdürmenin metalleri işte saflaştırma yöntemi olarak kullanıldığını, zenginleştirme yöntemi olarak kullanıldığını da söylemiştik. Ha bir de mıknatıslamadan bahsetmiştik. Mıknatısı arkadaşlar 3 madde, yani demir, nikel, kobalt dediğimiz metaller mıknatıstan etkilenebiliyordu. Dolayısıyla bunların bulunduğu katı katı ama heterojen karışımlar, yüzük olmuyordu. Mesela alaşıma mıknatıs yaklaştırırsam kalkıp da atıyorum içindeki demiri çekemez, değil mi? Yani yok da hani olsaydı çekemezdi. Dolayısıyla mıknatısla ayırabilmen için katı katı ama heterojen olması gerekiyordu. Böyle elimizle karıştırıp karıştırıp vermemiz gerekiyor demiştik. Son olarak geçtiğimiz en son dersimizde kaynama noktası farkıyla ayırmaya geçtik. Ha bir de erime noktası vardı. Hatırlarsanız erime noktası farkıyla ayırma vardı. Burada da erime noktaları birbirinden farklı olan daha çok metal karışımlarında, yani alaşımların ayrılmasında kullanılan bir yöntem olduğunu söylemiştik. Tabii ki ne yapıyorduk? Alaşımı ısıtıyorduk, ısıtıyorduk, ısıtıyorduk. Erime noktası küçük olan katı önce ne yapıyordu? Karışımı terk ediyordu ve demiştik ki erime noktaları arasındaki fark ne kadar büyük ise deneyimiz, yani ayırma işlemimiz o kadar verimli olur, o kadar sağlıklı olur demiştik hatırlarsanız. Şimdi kaynama noktası farkıyla ayırmaya geldik. Önce buharlaştırmadan bahsetmiştik hatırlarsanız. Dedik ki senin bir tane şekerli suyun var. Götür bunu şey yap, eğer şekerini yeniden elde etmek istiyorsan ve diyorsan ki suyla benim işim yok, yani suyu istemiyorum diyorsan, dedik ki koy şekerli suyu bir cezveye, yak ocağın altını, buharlasın. Su bittikten sonra bir noktadan sonra zaten dipte o çözdüğün şekerlerin yeniden oluştuğunu göreceksin dedik. Bu işlemin adı buharlaştırmaydı. Ama sen diyorsan ki hayır, ben şekerli suda hem tuzu, özür dilerim, hem şekeri hem de suyu ayrı ayrı elde etmek istiyorum diyorsan, o zaman kendine bir düzenek kurman gerekiyor. Bu düzeneğin adına da biz ne dedik arkadaşlar? Basit damıtma ya da ne dedik arkadaşlarım? Destilasyon dedik, değil mi? Şimdi basit damıtma deyince tek bir madde aklımıza gelecekti. Zaten düşünmemiz gereken şey buydu. Basit damıtma. Yani tek bir, mesela şekerli suysa şekerli su, tek bir tane şeker var. Mesela tuzlu suysa tuzlu su, tek bir tane ne var? Tuz var. Tek madde aklımıza gelecekti. Düzeneğe ne yapıyorduk? Bir geri soğutucu koyuyorduk. Bu geri soğutucunun bir su girişi vardı, değil mi? Bir de lavaboya bıraktığımız su çıkışı hortumumuz vardı. Dolayısıyla buradan ne oluyordu? Sürekli su giriyordu. Amacımız bu geri soğutucunun etrafını ne yapmaktı? Soğutmaktı. Çünkü buradan çıkan su buharları burada soğuğu görünce yeniden yoğunlaşıp, aslında ne kadar güzel düşünmüş, değil mi? Vallahi çok tatlış bir düzenek. Dolayısıyla arkadaşlar buradan
yeniden su olarak ne yapıyordu? Erlenmeyer'e, Erlen'e damlıyordu. Ve buna da ne demiştik? Biz damıtma ürünü. Bunun diğer adı destilat da olabilir. Destilat. Bu kaba da bazen destilat kabı derler. Hani bir yerlerde destilat kabı deyip de böyle şeyde kalmayın, kontrpiyede kalmayın. Aman ha, sonra ne olduğunu anlamazsanız valla soruyu da anlamazsınız. Dolayısıyla destilat kabı da denebiliyor. Buradaki örneklere bakmıştık zaten. Konuyu da şöyle bir tekrar etmiş olduk. Şimdi geldik ayrımsal damıtmaya. Şimdi arkadaşlar, bir kere işin içine ayrımsal damıtma diye bir şey giriyorsa, mesela tuzlu suda sadece tuzu ayırıyorduk. Şekerli suda sadece şekeri ayırıyorduk. Yani o katı sıvı homojen karışımlarda geçerli. Ama bu ayrımsal damıtma dediğimiz olay sıvı sıvı homojen karışımlarda geçerli. Sıvı sıvı homojen karışımlarda. Tamam mı? Mesela bak, ayırma hunisi neydi? Hatırla lütfen. Şöyle bir huniden bahsetmiştik ya. Mesela bu huniyle senin karışımı ayırabilmen için sıvı sıvı olmalı, evet, ama mutlaka ve mutlaka heterojen olmak zorundaydı. İşte ayrımsal damıtmada da yine evet sıvı sıvı olmak zorunda, ama bu kez homojen karışım birbiri içerisinde çözülmek zorunda. Burada da tek farkımız arkadaşlar, kaynama noktaları tabii ki farklı olacak sıvıların. Hadi gelin konuşalım yöntemi. Şimdi arkadaşlar, bakın ne diyor? Kaynama noktaları birbirinden farklı olan sıvı sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. En meşhuru, yani en çok müfredatta çıkan, soruların en çok bunlar üzerinden yazıldığı karışım etil alkol sudur arkadaşlar. Bak, metil alkol de demez. Niye bilmiyorum. Etil alkol der. Etil alkol su gibi karışımlar, daha doğrusu alkol su gibi karışımlar, basit damıtma sistemiyle ayrıştırıldığında elde edilen sıvının saflık yüzdesi düşük olur. Şimdi eğer sen bu gibi sistemleri basit damıtma ile ayırırsan, yani ilk burada gösterdiğimiz şuradaki geri soğutucuyu mesela kullanarak bir şey yaparsan, burada verimin müthiş 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 düşük olur. Neden? Çünkü biliyorsunuz buharlaşma her sıcaklıkta var, değil mi? Şu örnek üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi diyelim burada arkadaşlarım etil alkol su olsun. Tamam mı? Ben işte buradan başladım işlemi yapmaya. Bu şekilde yaparsam ayıramaz mıyım? Ya yani bu düzenekte hiç mi ayıramam? Ya ayırırsın tabii ki. Ayırmada sıkıntı yok. Ama maalesef şöyle bir şey başına gelir. Şimdi burada etil alkol su olsun. Tamam mı? Şimdi biliyorsunuz etil alkol 78 derecede kaynıyor. Su 100 derecede kaynıyor. Şimdi dolayısıyla buradan 78 derecede etil alkol kaynamaya başladı. Tamam, fokur 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 kaynıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Kırmızıyla da çizeceğim. Etil alkol kaynarken buharlaşma her sıcaklıkta olduğu için buradan çok ciddi anlamda su buharı da çıkar. Yani evet, fokur fokur kaynayan etil alkol kadar çıkmasa da, yani suyun da mutlaka bir buharı çıkacaktır. Dolayısıyla şu kabına ne olacak biliyor musun? Geri soğutucuya gelen etil alkoller işte atıyorum damlayacak. Mesela bu kadar etil alkol varsa valla ne yalan söyleyeyim, içinde bir o kadar demesem de hani biraz daha su var. Yani o yüzden bu kabındaki ürün saf olmaz. Yine etil alkol su elde etmek elde edersin. Halbuki bizim amacımız neydi? Bunları ayırmaktı, değil mi? Şimdi dolayısıyla senin düzeneğine çok küçük eklemeler yapman gerekiyor. Eğer bu tür karışımları ayırmak istiyorsan. Şimdi bu basit damıtma yöntemi tuzlu suda, şekerli suda %100 verim verir. Neden?
Çünkü zaten tuzlu suda kaynayan bir tek sudur. Yani dolayısıyla kaynar, diğer tarafa geçer. Sıkıntı yok ama olay sıvı sıvıya dönerse buharlaşma her sıcaklıkta olacağı için basit damıtma yöntemi sökmeyebilir arkadaşlar. Peki biz ne yapacağız? Bakın zaten burada da söylüyor. Diyor ki buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleştiğinden toplama kabında maalesef istediğin saflıkta sıvı elde edemezsin. Bu nedenle sıvı sıvı çözeltiler bileşenlerine ayrımsal damıtma ile ayrılır. Aslında çok da bir farkı yok. Sadece burada ayrımsal damıtmada fraksiyon kolonu denen bir damıtma kolonu var arkadaşlar. Şu fraksiyon kolonudur. Dikkat ederseniz bu şeyde yoktu. Basit damıtmada yoktu. Basit damıtmada bildiğim böyle bir uzun boyunlu şey alıyordun. Balon alıyordun. Balon joje alıyordun. Buraya termometreyi takıveriyordun. Tamam mı? Herhangi bir fraksiyon kolonu almıyordun. Ama burada öyle değil arkadaşlar. Burada fraksiyon kolonu var. Bunu çizmemişler ama hatta bu fraksiyon kolonu da şöyle söyleyeyim. İçinde zaten şöyle cam parçaları var. Bazı fraksiyon kolonları da olur ki bu içerideki borular şöyle geçer. Böyle bir slalom çizer içinde. Yani bunu tünel gibi düşünün. Tamam mı? Buharların alması gereken bir tünel gibi düşün. Ben çok iyi çizemiyorum ama yani amacımız ne biliyor musunuz? Yolu olabildiğince uzaklaştırmak. Neden? Çünkü burada etil alkol su var mı? Etil alkol 78 derecede gayet bir kinetik enerjiyle, çünkü kaynıyor adam, fokur 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 fokur, gayet bir kinetik enerjiyle buradan kaynayarak arkadaşlar bu yolu çok rahat alır. Tamam mı? Hiçbir sıkıntı yaşamaz. Alır, buradan geri soğutucuyu görünce buradan ne yapar? Sıvı olarak damlar. Peki, hocam su, şimdi bak su da bu yolu alır. Buharlaşma her sıcaklıkta var. Buradan etil alkol buharlaşırken tabii ki bir miktar su da buharlaşacak. Ama ne olacak biliyor musunuz? Mesela su buharı zaten biliyorsunuz kaynamadığı için enerjisi çok yüksek değil. O yüzden bak burayı çıkar, 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 çıkar. Yorulur. Buraya çarpar. Piyuu, sıvıya geri döner. Tamam. Yani bitiremez yolu. Fraksiyon kolonun da amacı bu zaten. Arkadan gelecek olan her sıcaklıkta o buharlaşan sıvıyı bu tarafa geçirmemek. O yüzden yolu uzatıyorum ki hani çıksın çıksın yine aynı şekilde çıkar 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 çıkar. Burada cam parçacıklarına çarpar, geri soğur. Enerjisi de zaten bitmiştir. Dolayısıyla sıvıya ne yapar? Geri düşer. Peki hocam bu yöntemde %100 verim elde edebilir miyiz? Yok. Burada da elde edemeyiz. Yani burada evet her ne kadar yolu böyle uzatmak için zikzaklar yapsak da cam parçaları koysak da falan yine mutlaka geçen su molekülleri olacaktır. Ama yani bu fraksiyon kolonunu koymasaydın belki işte 40 milim su bu tarafa geçecekti. Sen fraksiyon kolonunu koydun, 5 milim su geçebildi. Yani yine kaçaklar olacaktır. Ama tabii ki amacımız bu kaçakları ne yapmak? En aza indirmek. O yüzden arkadaşlar destilat kabındaki şuradaki ürün ayrımsal damıtmada hiçbir zaman tamamen saf olmaz. Ama kaynama noktaları birbirinden ne kadar farklıysa sıvıların aynı erime noktasında olduğu gibi deneyiniz o kadar ne olacaktır? Verimli olacaktır diyebiliriz tabii ki. Ama dediğim gibi hiçbir zaman saf olmaz arkadaşlar. Tamam. Evet diyor ki ayrımsal damıtma düzeneğinin basit damıtmadan tek farkı zaten damıtma kolonunun yani fraksiyon şeyinin kolonunun bulunmasıdır arkadaşlar. Bunun da ne işe yaradığını zaten az önce söyledik. Destilat kabına su kaçışı
yapmamak, kaçak yolcu bindirmemek zaten destilat şeyin fraksiyon kolonunun amacı. Şimdi cep notu var. Ayrımsal damıtma işleminde diyor. Toplama kabında kaynama noktası düşük olan bileşen önce toplanır. Yani mantık olarak öyle olması lazım. Sıvıların kaynama noktalarının birbirinden belirgin farkı olması tabii ki ayrımsal damıtma işleminin verimini ne yapacaktır arkadaşlarım? Arttıracaktır. Hemen pekiştirme sorularına bakalım. Tabloda XYZ sıvılarının kaynama noktaları verilmiş ve diyor ki XYZ'den oluşan bu homojen bir karışım varmış. Homojen bir karışım varmış. Ya zaten homojen karışımsa tabii ki çözeltidir. Çünkü homojen karışımların diğer adına ne demiştik arkadaşlar biz? Çözelti demiştik. Bileşenlerine ayrılmasında kaynama noktalarının farkından yararlanır. Bir bakalım kaynama noktalarına. Yani burada 55 var. Burada 78 var. Burada 100 var. Yani çok da yakın değil birbirlerine. Dolayısıyla evet ayrılabilir. Ayrımsal damıtma sisteminde önce X sıvısı elde edilir. Eyvahlar olsun. Değil arkadaşlar. Önce Z sıvısının elde edilmesi gerekiyor. Çünkü ne dedik? Kaynama noktası düşük olan sıvı ne olacaktı arkadaşlar? Önce bu tarafa geçecekti. Dolayısıyla ayrımsal damıtma sisteminde önce X sıvısı değil, önce Z sıvısının elde edilmesi gerekiyordu. Üçüncü öncülümüz yanlış arkadaşlar. Cevabımız burada ne oldu? Bursa'ya gitti. Tamam. Evet, devam ediyoruz. XYZ sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Şimdi X sıvısında tanecikler arası çekim kuvveti Y'ninkinden yüksektir diyor. Tamam. Valla ben burada şunu ilk aklıma gelen şu olur birinci bilgiden. Yani kaynama noktalarını da en azından biz bunların bu şekilde kıyaslayabiliriz. Dolayısıyla kaynama noktası olarak da şöyle X büyük Y yazasım geldi. Tamam. X ve Y sıvıları birbiri içerisinde homojen dağılıyormuş. Tamam. Z sıvısı X ve Y sıvısında çözülmüyormuş. Tamam, bu da tamam. Şimdi o zaman YZ karışımı ayırma unisiyle ayrılabilir diyor. Şimdi YZ sıvısı Y sıvısının içerisinde zaten çözülmüyorsa o zaman YZ karışımını bence de ayırma unisiyle ayırabilirim. Zeytinyağı su gibi mesela. Tamam mı? Peki XY karışımına ayrımsal damıtma yapabilir miyim? Şurada zaten kaynama noktalarının hani şeyini kıyaslamasını yapabildik. Yani dolayısıyla tabii ki yapabilirim. XY karışımı heterojendir diyor. Evet yani Z hem X'in hem Y'nin içerisinde zaten çözülmediğine göre dolayısıyla XY XY karışımı heterojen olacak. Yani ay nasıl esnedim yahu? Yani birbiri içerisinde karışmayacaklar arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki cevabımız nereye gidecek? Edirne'ye gidecek. Evet, şimdi şeyi bitirdik. Kaynama noktası farkıyla da ayırmayı bitirdik. Konuyu daha doğrusu sanırım üniteyi adım adım bitirme yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik çözünürlük farkıyla ayırmaya. Çözünürlük farkında ilk bizi özütleme karşılıyor. Özütlemenin bir diğer adı ekstraksiyon. Ekstraksiyon, özütleme, özünü çekme, ekstresini alma. Yani böyle o iç şeyini alma, aromasını alma gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu örneklerle biraz başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar kahvaltı yapacaksınız. Peynir çıkardınız. Peyniriniz tozlu. Ne yaparsınız arkadaşlar? Sıcak suya ıslarsınız, değil mi? Ya da zeytininiz tozlu. Sıcak suya ne yaparsınız? Islarsınız. Peki bunu sıcak suya ısladığınızda
O peynirin içindeki öz var ya arkadaşlar, öz yani tuz. İşte onu sen dışarıdan eklediğin bir çözücüyle ne yapıyorsun? Çekiyorsun ve peynir karışımından bunu alıyorsun. Aynı şey arkadaşlar tuzlu zeytin için de geçerli. Hatta aynı şey çay içeceğiz mesela, değil mi? Çayı ne yapıyoruz? Somurmuyoruz değil mi ağzımızda? Ne yapıyoruz? Dışarıdan bir çözücü ekliyoruz içerisine. O çayın içindeki tein, yani etkin maddeyi alıp çıkartıyoruz. Yani yine dışarıdan bir çözücü ekleyerek olayın ne yaptık arkadaşlar? Özünü aldık, özünü çektik, özünü ekstrakte ettik. Tamam. Şimdi dolayısıyla özütleme dediğimiz şey şu arkadaşlar, yani ekstraksiyon dediğimiz karışımı oluşturan bir maddenin karışımdan ayrılması için dışarıdan bir çözücü ekleyerek eğer bu işi yapıyorsan, işte o zaman sen ekstraksiyon yapıyorsun, özütleme yapıyorsun demektir. Hadi gelin okuyalım. Karışımı oluşturan maddelerin çözünüp çözülmeme durumları bilinirse uygun bir çözücü yardımıyla karışımlar bileşenlerine ayrılabilir. Karışımdaki bileşenlerden birinin uygun bir çözücü, yani dışarıdan eklenen uygun bir çözücü yardımıyla ayrılmasına biz özütleme yani ekstraksiyon diyoruz arkadaşlar. Bu yöntem katı, sıvı, gaz karışımlara da çok rahat uygulanabilecek bir yöntem. Şimdi şeylerine gelelim, örneklerine gelelim. Mesela şeker pancarından şeker eldesi. Islıyorlar şeker pancarlarını suya. Şeker pancarındaki şeker ne yapıyor arkadaşlar? Suyun içerisine geçiyor. Daha sonrasında yine uygun yöntemlerle ne yapıyorlar? İşte ayırmasını yapıyorlar. Şimdi yağlı tohumlardan yağ. Şimdi mesela ne, işte susam yağı derler, değil mi? İşte badem yağı derler. İşte bilmem ne yağı, işte hundi yağı derler. Lavanta yağı derler, değil mi? Bunlar hatta şifalı şeylerdir. Böyle işte sürersin, karın ağrını alır, işte orayı ısıtır, rahatlatır falan filan derler. Şimdi bunlar da yine tohumların özü arkadaşlar, susamın yağı. Anlatabiliyor muyum? İşte bunlar hep dışarıdan eklenen çözücüler ile olayın özü çıkartılıyor ve o uygun çözücülerde işte çözünüyor falan filan, yeniden şekillendiriliyor tabii ki. Mesela şifalı bitkilerden ilaç ham maddesi. Arkadaşlar ilaçların içerisinde de mesela işte ne diyorlar? Ekinezya işte bilmem nesi var. Ya da işte Acerola C işte kirazının işte özü var, bilmem nesi var gibi hani şeyler kullanıyorlar. Dolayısıyla bu ilaçların ham maddesinde de tabii ki nelerden kullanıyorlar arkadaşlar? Şifalı bitkilerden, işte ısırgan otları olur, rezeneler olur, ne bileyim aklınıza ne gelirse. Bunlardan da bu ilaç ham maddelerinde hep ekstraksiyon yani özütleme yöntemi kullanılıyor. Çaydan ne dedik arkadaşlar? Kafein dedik. Yine bitkilerden esans. Mesela ne diyoruz? Benim işte parfümüm işte lavanta kokulu diyoruz. İşte gül kokulu diyoruz değil mi? İşte papatya kokulu diyoruz. Bilmem ne, papatya kokar mı ya? Kokmaz değil mi? Ne bileyim işte çiçek kokulu diyoruz. Bunların özleri arkadaşlar hep ne yapılıyor? Dışarıdan eklenen bir çözücüye geçiriliyor. Ve daha sonra uygun şekilde ayırıyorlar. Şimdi özütleme işleminde diyor kullanılacak çözücü. Teşekkür ederim anneciğim. Sağ olasınız. Evet, özütleme işleminde kullanılacak çözücü karışımdan özütlenecek maddenin tabii ki cinsine göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi organik maddeyi mesela sen özütlemek istiyorsan, yani özünü alacağın madde, özütleme yapacağın madde organik bir madde ise senin o zaman çözücü olarak ne kullanman gerekiyor? Organik bir çözücü kullanman gerekiyor, değil mi? Çünkü ne dedik? Polar madde polar çözücü de, apolar madde apolar çözücü de çözünür. Organik maddeler de genellikle organik çözücülerde çözünür demiştik hatırlıyorsanız. Dolayısıyla organik maddelerin özütlenmesinde organik çözücüler, anorganik maddelerin yani organik olmayanların özütlenmesinde de anorganik çözücüler. Bu da çoğunlukla arkadaşlar su oluyor zaten.
işte tuzlu peynirin tuzunun gitmesi gibi falan. Şimdi organik maddelerin özütlenmesinde de arkadaşlar bakın aseton, karbon tetraklorür. Hani dikkat ediyor musunuz? Bak karbon tetraklorür mesela bu da organik bir madde aman ha. Alkol gibi, eter gibi ya da sıvı yağlar gibi organik çözücüler kullanılabiliyor. Tamam mı?